2019'da WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerimiz için kargo gönderim ayarlarımızı yapacağız. Ödeme yöntemlerimizi, gönderim yöntemlerimizi beraber belirleyeceğiz. Bu ayarları yapmak için öncelikle yönetim panelimize giriş yapıp buradaki WooCommerce bölümüne geliyoruz ve açılan sekmeler içerisinde ayarlar bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünü tıkladığımızda karşımıza WooCommerce'ün ayarları geliyor. Biz gönderim ayarlarını yapacağız. O yüzden buradaki sekmeler arasında üst tarafta gönderim bölümüne tıklayarak gönderim sekmemizi seçiyoruz. Gönderim sekmemi seçtikten sonra karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Gönderim bölgesi ekle diye bir buton görüyoruz biz. Biz burada e-ticaret sitemiz için gönderim bölgelerini gireceğiz. Peki ama gönderim bölgeleri nedir? Arkadaşlar şimdi e-ticaret sitemizin aksesuar sattığını düşünelim. Ve aksesuarları tüm dünyaya satalım. Şimdi tüm dünyada biz kargo fiyatını aynı şekilde yapamayacağımız için çeşitli bölgelere, yani kargo fiyatının değişeceği alanlara farklı gönderim bölgeleri ekleyerek onlara özel gönderim yöntemleri ve gönderim ücretleri belirlememiz gerekiyor. İşte bu ayarları bizler gönderim bölgesi ekleyerek yapıyoruz. Şöyle ki aksesuarlarımızı Türkiye'ye 7 lira kargo ücretiyle gönderelim. Ama Almanya'ya, Avrupa'daki bölgelere biz 7 liraya bunu gönderemiyor olalım. Bu 7 dolar olsun. Bu yüzden biz aynı ayarları seçemeyeceğimiz için iki farklı gönderim bölgesi ekleyeceğiz. Avrupa bölgesini ekledikten sonra Avrupa'daki ülkeleri seçeceğiz ve bu ülkeler için kargo ücretini 7 lira yerine belki 250 lira yapacağız. Bu şekilde ekstra bir ücret belirleyeceğiz. Yine farklı bir gönderim bölgesi seçerek Amerika'yı ekleyebileceğiz ve Amerika için oradaki ülkeleri seçerek Amerika kıtasındaki onlara özel kargo ücretini belirleyebileceğiz. Şimdi bunları daha iyi anlayabilmek için isterseniz Türkiye ayarlarını yaparak gönderim bölgesi eklemeye başlayalım arkadaşlar. Gönderim bölgesi ekle seçeneğine tıklıyorum. Karşıma bu şekilde bir ekran geliyor. Bölgenin adı, bölgeye ait bölgeler ve gönderim yöntemleri şeklinde 3 farklı ayarım var. Peki bu ayarları yapmaya başlayalım arkadaşlar. Önce güzel ülkemiz Türkiye'den başlayalım. Bölgenin adına da Türkiye diyelim. Türkiye dedikten sonra buradaki bölgeleri seç şeklinde bir bölüm var. Buraya gelin Türkiye şeklinde bir arama yapalım. Türkiye'de de illeri seçerek çeşitli illere özel alt bölgeler, gönderim bölgeleri yapabiliriz. Biz şu an ilk videomuzda Türkiye'nin tamamını seçelim arkadaşlar. Ve bölgemizin adı tamamdır. Bölgeye ait bölgeler, Türkiye'deki tüm iller seçildi. Bunları sınırlayabiliyoruz. Şimdi burada isterseniz tüm Türkiye için gönderim yöntemlerimizi eklemeye başlayalım. Gönderim yöntemi ekle butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Buna tıkladığım anda karşıma bu şekilde bir açılır pencere geliyor. Ve buradaki açılır pencerede iç tarafta tıkladığımda sabit fiyat, ücretsiz gönderim ve mağazadan teslim gibi seçenekler görüyorum. Şimdi biz birazdan bunların her birini ekleyeceğiz ve mağazadan teslimi kapıda ödemeye çevireceğiz. İlk önce sabit fiyatı seçelim. Gönderim yöntemini ekle diyelim arkadaşlar. Şu an biz Türkiye için sabit fiyatlı kargo ücreti ayarını eklemiş olduk. Yeniden gönderim yöntemi ekle butonuna tıklayalım. Bu sefer bu pencerede ücretsiz gönderim seçeneğini seçip gönderim yöntemini ekleyelim. Sonra son olarak bir kez daha bu bölüme tıklayalım. Gönderim yöntemi ekle ve burada mağazadan teslim seçeneğini seçerek gönderim yöntemimizi ekleyelim. Şu an karşımızda bu şekilde 3 farklı gönderim yöntemi çıktı arkadaşlar. Şimdi adım adım bunların her birinin düzenlemelerini, ayarlarını birlikte yapalım. Sabit fiyatı düzenle ile üzerine geldiğim zaman her bir ayarda düzenle seçeneği çıkıyor. Sabit fiyat bölümüne giriyorum ve düzenle seçeneğini seçiyorum. Burada ben bu yöntemin başlığını değiştirebiliyorum. Vergi durumunu ayarlayabiliyorum ve bu sabit fiyat için maliyeti belirleyebiliyorum arkadaşlar. Sabit fiyat yerine ücretli diyelim. Vergilendirilebilir kısmına da yok diyelim. KDV dahil bir ücret belirleyelim. Ve diyelim ki benim sabit fiyat maliyetim 7 TL. Değişiklikleri kaydet butonuna tıklayalım arkadaşlar. Bu butona tıkladığım anda artık sabit fiyat burada ücretli olarak görülmeye başladı. Ve ben bunun için bir 7 lira maliyet belirledim arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir alttaki ücretsiz gönderim üzerine gelelim. Yine düzenle seçeneğini tıklayalım. Bu sefer karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Bir başlık var. Bir de ücretsiz gönderim koşulu var. Ve burada yok yazıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada yok seçeneğini seçersem e-ticaret sistemdeki Türkiye bölgesine bütün ürünlerimi ücretsiz göndermiş olurum. Ama ben burada bir koşul seçersem bu koşula göre şunu diyebilirim. Benim kargom 70 lira üzerine ücretsiz olsun. Veya bir X tutar üzerine ücretsiz olsun. İşte bu yüzden ben burada
asgari sipariş tutarı seçeneğini seçiyorum. Bu en çok kullanılan ayardır arkadaşlar. Ve burada belli bir tutar üzerine kargoyu ücretsiz yapacağım. Bu tutarı da 75 lira olarak belirliyorum. Deneme olarak ayarlıyorum. Değişiklikleri kaydediyorum. Şu an iki şeklinde iki tane farklı ayar yapmış olduk arkadaşlar. Bir tanesi ücretsiz kargo 75 lira ve üzerinde devreye girecek. Bir tanesi ücretli kargo 7 lira maliyette olacak. Ve en son olarak mağazadan seçtiğim teslim seçeneğini düzenliyorum arkadaşlar. Bunu da kapıda ödemeye çevireceğim. Adını kapıda ödeme olarak değiştiriyorum. Vergi durumunda vergilendirilebilir yazıyor. Bunu yok diyorum. Ve maliyetime de 7 TL kargo ücretinden 2 lira daha pahalı 9 TL olarak giriyorum. Hatta kapıda ödeme ücretim 10 lira olsun. Elim bu şekilde ayarlayalım. Değişiklikleri kaydediyorum. Evet, şu an ben Türkiye için çeşitli gönderim yöntemleri ayarladım ve bunların ayarlarını yaptım. Gelin şimdi birlikte e-ticaret sitemize gidelim. Burada sepetimizde çeşitli ürünler var. Neler olup bittiğine hep birlikte bakalım arkadaşlar. Ben burayı yeniliyorum, sepet sayfasını. Bunu yenilediğim anda karşıma bu şekilde ayarlar geliyor. Ben daha önce adres bilgimi girdiğim için burada deneme apartmanı bilmem ne sokak Talas Kayseri şeklinde bir adres görüyorum. Ve şu an sepetimde 99,5 liralık bir ürün var. Hatta toplamda şu anda kargo ücretiyle beraber ben 106,5 liralık bir sepet sayfasına sahibim. Ben burada 99,75 liranın üzerine geçtiğim için arkadaşlar ücretsiz gönderim seçeneğini seçebiliyorum. Bu gayet güzel ama burada karşıma benim bir de ücretli gönderim ayarı çıkıyor. Aslında belli bir süre geçtiğinde bu ayarın kalkması gerekir mantıken. Ama şu an bu ayar burada duruyor. Yani bir kullanıcı 75 liraya geçtiğinde kargo ücretli kargo da seçebilir. Ücretsiz gönderim de seçebilir. Veya 10 lira ücretle kapıda ödeme de yapabilir şu an arkadaşlar. Biz birazdan bir eklenti yükleyerek e-ticaret sitemize bu belli bir tutara geçildiğinde yani 75 liraya geçildiğinde ücretli seçeneğini kaldıracağız. Bunun kaldırılmasını sağlayacağız. Bu şekilde temel kargo ayarlarımızı ayarlamış olduk arkadaşlar. Bunlarla ilgili düzenlemeleri bir sonraki videomuzda hep birlikte yapacağız. Eklentimizle birlikte bu ayarları birlikte düzenleyeceğiz. Hatta kapatmadan önce şuna da bakalım. Şu an sepetimde 99,5 liralık ürünler var. Ben burada 99 liralık ürünü kaldırayım ve 75 liranın altına düşeyim. 75 liranın altına düştüğüm anda bakın ücretsiz kargo seçeneği ortadan kalktı arkadaşlar. Ben artık ücretsiz kargoyu seçemiyorum. Yani bu ayar çalışıyor. Ya ben 7 liraya ücretli kargo seçeceğim. Sabit fiyat veya kapıda ödemeyi seçip kapıda ödemeyle siparişimi tamamlayacağım. Bizim şu an burada yapmamız gereken şey mesela burada bunun sayısını arttıralım. Sepeti güncelleyelim. Hatta 200 yapalım. Tekrardan güncelleyelim. 200 yaptığımda artık ben ücretsiz de gönderebilecek seviyeye geldiğimde bu ücretlerin burada çıkmamasını sağlayacağım. Onu da bir sonraki videomuzda bir eklentiyle yapacağız arkadaşlar. Temel kargo ayarlarımızı yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.